Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Bugün Ahmet'le beraber size aslında reverse proxy sidecar pattern'ını işte Trendyol'da nasıl kullandığımızı, nasıl bunu cache için kullandığımızdan bahsedeceğiz. Önce kendimizi bir tanıtalım. İşte ben Kenan. Yaklaşık 10-11 aydır Trendyol'da developer experience takımında çalışıyorum. Burada yaptığımız şey ekiplerin, diğer developer ekiplerinin ortak sorunlarını tek bir yerden çözmeye çalışmak. Bunu da Kubernetes ortamı üzerinde yapıyoruz genelde. Go application'ları üzerinden yapıyoruz. Merhaba, ben de Ahmet Avcı. Kenan'la beraber ben de DevEx takımındayım. 1,5 yıldır Trendyol'dayım. Genel olarak fokusumuz takımların sahip olduğu ortak problemleri Go ve Kubernetes ile çözmeye çalışıyoruz. Başlayabiliriz. Okay. Şimdi biraz neler anlatacağız, konu başlıklarımız neler, bunlardan bahsedelim. İlk part 1 diyebilirim. Burayı architectural caching patternlarından ben bahsedeceğim. Hani neler var, Kubernetes üzerinde mikroservisler dünyasında hangi cache patternları kullanabiliriz? Bunların üzerinden geçeceğiz. En sonunda bizim kullandığımız reverse proxy sidecar cache'ini anlatacağım. Sonrasında da biraz Ahmet'le deep dive'a girip aslında bunu Kubernetes ve Istio üzerine nasıl yapıyoruz? İşte sidecar kullanıyoruz. Onu nasıl inject edeceğiz? Request redirection'ı nasıl yapıyoruz vesaire. Biraz bunlardan bahsedecek Ahmet de. En sonunda bir toparlayacağız. Şimdi ben başlayayım. Konumuz caching ama mikroservisler, distributed sistemler kontekstinde bir caching'den bahsediyor olacağız. Artık çoğu herkes hani mikroservis mimarisine geçiyor. Nasıl bir şey? İşte basitçe gördüğünüz gibi bir sürü servisimiz olabiliyor. Bunlar farklı dillerde yazılmış olabilir. İşte Node.js'te, Go'da vesaire birbirleriyle iletişiyorlar. Peki cache burada nerede olmalı? Nereye girebilir cache bu resimde? Cache layer'ı nereye koyabiliriz? İlk seçim olarak direkt servislerin içine cache'i gömebiliriz. Yani application'ların içinde cache olabilir. Bu bir seçenek. İkinci seçenek cache'i dışarı alabiliriz. Yani separate bir deployment olarak düşünün. Servisler direkt cache ile iletişecek. Dışarı bir çıkış olabilir mesela. Veya cache'i uygulamaların önüne koyabiliriz. Bu da bir seçenek. In front of the service denebilir. Şimdi bunlardan bahsedelim. İlk akla gelen en basit seçenek embedded cache olarak geçiyor arkadaşlar. Burada flow nasıl işliyor? Bir request geldikten sonra Kubernetes servis üzerinden biliyorsunuz arkada bulunan podlara yönlendirme yapılıyor. Podun içindeki application container'ına geldiğimiz zaman direkt application'a gömülü olan cache'den şöyle bir şey olabilir. Bir request geldi, application bunu proses edecek. Önce bir kendi içindeki cache'e sorup bunu ben önceden işte yapmış mıyım, cache'e atmış mıyım? O varsa cache'den al, yoksa proses et, cache'e koy, response dön gibi bir flow olabilir. En basit şekilde bunu nasıl yapabiliriz? Mesela language'lerin bize sunduğu işte built-in hash map structure'ları kullanabiliriz, değil mi? En basit olarak. Ama bunun tabii ki kullanılması tavsiye edilmiyor. Çünkü aslında bu bir data structure, dilin size verdiği bir cache değil. Neden? Bir cache olabilmesi için. Çünkü işte TTL mekanizması olması lazım. Ne demek? Time to live, yani sallıyorum 30 saniye sonra bu cache silinsin, tekrardan proses edilsin bu request diyebilirsiniz. İşte max size limit, yani memory limit olması lazım. Yoksa işte OOM hatası alabilirsiniz. Out of memory hatası olabilir. Yani cache'in bazı durumda işte mesela least recently used olabilir. Temizlemesi gerekiyor. Eviction policy'leri olması lazım. Hangi cache entry'lerini ne zaman silelim gibi. Onun için cache library'leri kullanılması tavsiye ediliyor. Burada da işte Java'da Guava veya Caffeine gibi library'ler var. Go için Echo Go Cache gibi library'ler var. Bunların kullanılması tavsiye ediliyor. Yani direkt application kodunuzun içine bu library'leri import edip cache kullanabiliyor oluyorsunuz. Artıları, eksileri neler diye bahsedecek olursak da tabii ki kendi application'ınızın compiled binary'siyle beraber kalktığı için low latency, yani dışarı bir istek vesaire gitmiyor. Cache için bayağı önemli latency kavramı zaten. İşte simple config, belki library'nin direkt bir class'ından bir obje yaratıp cache kullanabiliyor olacaksınız. Peki eksileri neler? İşte scaling'i zor, çünkü application'ınızın içine gömdüğünüz ayrı bir deployment vesaire değil. O yüzden cache'i scale etmek istediğiniz zaman uygulamanızı da aynı şekilde belki büyütmeniz gerekecek. Onun resource'larını büyütmeniz gerekecek.
İşte language dependent, çünkü Java için ayrı, Go için ayrı, başka diller Node.js için ayrı ayrı kütüphaneler kullanmanız lazım. Language dependent. Ve cache datanız da application'ınızın içinde kalmış oluyor. Bu da genellikle istenmeyen bir şey. Yani büyük enterprise'larda, şirketlerde vesaire application ve data birbirinden ayrı konumlandırılmaya çalışılır. Bir eksik daha anlatayım. O da mesela şu olabilir. İlk bir request'imiz var. İşte A endpoint'ine geldi diyelim. Bunu Kubernetes servis yukarıdaki poda yönlendirdi. Burada application kendi prosesini yaptı, cache'ini attı vesaire. Sonra tekrar aynı request geldi. Bu sefer Kubernetes servis diğer poda gönderebilir. Burada diğer pod yine aynı işlemi gerçekleştirecek. Çünkü cache'ler birbirinden haberdar değil. Yani haberdar yapabilmek için ne yapmak lazım? Hani bu embedded cache default'unda yok denebilir. Şöyle şeyler oluyor. Hazelcast'in sunduğu çözümler var diye okudum ben de. Mesela Kubernetes üzerinde çalışıyorsa bu application'ınız, bu cache'ler gidip Kubernetes API Server ile konuşup diğer cache'leri discover edebilir. Bu sayede birbirleriyle hani sync edebilme ihtimali olabilir ama default olarak olmuyor denebilir. Eksi sayabiliriz yani. Şimdi ikinci pattern'a geçiyorum. Bu da client server cache olarak geçiyor. Burada artık application'ımızın içinde bir library değil de dışarıda separate olarak bir cache server'ımız oluyor. Bu işte Redis olabilir, Couchbase, Hazelcast olabilir. Burada nasıl bir iletişim oluyor? Yine işte request geldi. Kubernetes servisten application'a düştü. Application kendi üzerindeki cache client'ıyla, cache server ile konuşuyor. İşte var mı yok mu cache'te. Ona göre response dönebiliyor. Burada ne yapıyoruz? İşte eğer bu application Java application ise işte diyelim ki Redis'in Java client'ını kullanması lazım. Burası Go ise Go client'ını kullanması lazım mesela. Bu var. Peki burada önemli olan işte buradaki cache server'ını kendi ekosisteminizde de deploy edebilirsiniz. Belki işte DevOps takımınız bunu kuruyor, scale ediyor, manage ediyor olabilir. Veya cloud'dan da bu hizmeti alabilme ihtimaliniz var. AWS'ten vesaire gibi. Ama dedik ki latency çok önemli. Hani cache sonuçta database'den bile daha önemli, hızlı dönmesi lazım. Eğer cloud'da kullanmaya karar verdiyseniz mesela app'inizin çalıştığı cluster'la İşte cache server'ınızın deploy edildiği cluster aynı provider'da olmalı. İşte aynı region'da olmalı. Aynı network'te olmadan emin olmalısınız ki işte network hoplarını vesaire düşürebilin. Hızlı cevap alabilin. Artılarından bahsedersek işte embedded cache'de olduğunda değil, orada data içerideydi mesela. Uygulamanızın içerisinde tutuluyordu. Uygulamanız gitse işte oradaki cache'iniz de gidecekti. Burada data dışarıda, cache server dışarıda. İşte dışarıda olduğu için scale edebilirsiniz, backup alabilirsiniz. Ve language agnostic, yani seçiyorsunuz ben Redis kullanacağım. Bütün application'larınız Java'da olsa, Go'da olsa o server'ı kullanabilir aradaki client vasıtasıyla. Eksileri de işte daha fazla latency ortaya çıkıyor. Bunun için network adjustment'ları yapmanız gerekir. Cache server'ı handle etmek için bir operations team'in efor göstermesi gerekebilir. Şimdi üçüncü pattern'ımız sidecar cache. Sidecar cache önceki anlattığımız iki şeyin biraz karışımı gibi. Buradaki flow'dan bahsedecek olursak da request yine geliyor. Kubernetes servisten poddaki application container'ınıza düşüyor. Bu sefer application container'ınız dışarı istek atmıyor da cache container'ınıza istek atıyor. Yani lokalde aslında. Çünkü Kubernetes podu içerisindeki konteynerlar aynı network interface'i kullandıkları için localhost üzerinden erişim sağlanabiliyor. Yani dışarı bir istek yerine localhost üzerine istek atmış oluyorsunuz. Bu cache konteynerlar işte distributed olarak çalışıyor olabilir. Cluster'ı yapıyor olabilirler kendi aralarında veya yine cache server'a da istek atıyor olabilirler. Şimdi mixture dedik, karışım dedik. Ne var ne yok. Embedded cache'e benzediği özellikler aynı makine üzerinde çalışmış oluyor. Aynı pod içindeyiz. Localhost üzerine haberleşiyoruz. O yüzden low latency'miz var. Yine aynı resource'ları kullanıyoruz. Aynı pod içerisindeyiz. Localhost'tan haberleşme yapabiliyoruz. Dışarıdaki server'ı discover etmeye ihtiyacımız yok. Direkt Localhost'ta çünkü. Client server'a nereden benziyor? Burada da işte yine application'lar herhangi bir programming language'de yazılmış olabilir. Yani application container'ınız Java olabilir, Go, Node.js herhangi bir şey olabilir. Burada cache container'ları
bir protokol üzerinden iletişim sağlamış oluyor. Yine hani ne demiştik? Cache client kullanmış oluyor yani. Burası bir cache server gibi düşünebilir. Ve cache ile application arasında bir izolasyon olmuş oluyor. Artık içine gömmemiş olduk. Şimdi reverse proxy cache'e geliyorum. Burada önceden anlattığım 3 farklı pattern'dan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Bundan önceki 3'ünde de application cache'den haberdardı. Yani cache'in olduğundan haberdardı. Cache'e gidip istek atıyordu vesaire. Burada daha application container'larına istek düşmeden Kubernetes servisin önüne bir tane Nginx bir load balancer koyup onun cache özelliğinden faydalanabiliriz. Yani request geldiği zaman önce bu Nginx'te bakılıyor. Önce cache'de var mı yok mu önceden koymuş muyum? Eğer varsa direkt buradan dönüş yapılabiliyor. Direkt hiç application container'ına istek düşmeden. Şimdi bu ikisini sidecar'ı ve reverse proxy ikilisini combine'layacağımız ve bizim de Trendyol'da implement ettiğimiz şu anda reverse proxy sidecar cache'ini anlatayım. Buradaki flow'dan bahsedecek olursak request geliyor yine Kubernetes servise. Bu sefer yönlendirme yapılırken pod'un içinde application container'a düşmüyor. Önce reverse proxy cache container dediğimiz bizim sonradan inject ettiğimiz vesaire Ahmet oralardan da bahsedecek. Reverse proxy cache container'ımıza düşüyor. Ve burada bizim cache container'ımız bakıyor. Ben bunu önceden cache'lemiş miyim, cache'lememiş miyim? Eğer varsa direkt dönüyoruz. Cache'de yoksa application'a bu istek forward ediliyor. Application proses ettikten sonra cache üzerinden geçip eğer cache'lenecekse request cache'lenip cache'lenmeyecekse de her türlü geri request buradan dönülmüş oluyor. Arka tarafta yine burada Hazelcast, Redis, Couchbase vesaire kullanılabilir. Peki biz bunu neden tercih ettik? Bir onun sebebinden de bahsedeyim. Aslında öncesinde Trendyol'da bu reverse proxy cache pattern'ı kullanılıyordu. Ama load balancer'lar üzerinden servise gidilirken load balancer'lar kaldırıldığı için yani cross cluster service discovery çözümü getirmiştik. Yani başka cluster'daki servisler de direkt olarak bir servisten bir servise istek atabiliyor. Yani arada bir sallıyorum DNS resolution yapılmasına gerek kalmıyor. Bir load balancer'dan geçmesine gerek kalmadan direkt istek atılabilmesini sağladık. Ama bu olunca işte aradaki load balancer gitti ve onun getirdiği cache capability'leri de elimizden gitmiş oldu. Bizim de yeni bir cache çözümü getirmemiz gerekiyordu. O yüzden buna gittik. Şimdi bunu seçmemizin asıl sebepleri başta demiştik ki işte developer experience takımında ortak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Nasıl? Çünkü bir sürü ekip var içeride. Hepsine ortak bir cache çözümü sağlamayı düşündük. Bunun language agnostic olması gerekiyor. Yani bir sürü farklı dilde yazılan mikroservisler var. Bu sayede application'ın içine hiç kod yazılmadan Kubernetes level'ında bir tane container inject ederek cache sağlamış oluyoruz. Şuradan bahsedeyim. Application cache'den habersiz. Artıları neler, eksileri neler? Şimdi declarative direkt application diyor ki yani bir configuration'da Kubernetes YAML'ında deployment'ını vesaire yazarken ben bu uygulamama cache inject ettirmek istiyorum, cache kullanmak istiyorum diyor. Sadece bir line yazarak kendi application konuda hiçbir şey değiştirmeden configuration yani cache eklemiş oluyor. Declarative olarak yapılabilmiş oluyor. İşte language agnostic. Hiç kimsenin kendi application koduna bizim cache'imizle ilgili bir şey yazmasına gerek kalmıyor. Ve işte mikroservis dünyasıyla, container dünyasıyla da daha uyumlu bir yapıya geçmiş oluyoruz. Eksilerden bahsedecek olursak da şu anda hani mature direkt alıp kullanılabilecek bir çözüm yok gibi aslında bu konuda. Şu an Istio tarafı da geliştirme yapıyor. Ve cache invalidation biraz daha zor olabiliyor. Kendi çözümünüzü yaratmanız lazım. Biz mesela şey kullanıyoruz. Ekip response'unu dönerken bir TTL şeyi header'ı geçiyor. Ona göre biz bir TTL mekanizması yürütüyoruz mesela. Benim de anlatacaklarım bu kadar sanırım. Buradan sonra da Ahmet'e bırakacağım. Ahmet de size bu container'ı nasıl inject ettiğimizi, şuradaki yönlendirmeyi nasıl yaptığımız, application container'a değil de ikinci reverse proxy cache container'a nasıl indirdiğimiz request'i vesaire. Bunlardan bahsedecek. Ben de sözü Ahmet'e bırakıyorum. Teşekkürler Kenan.
Kenan'ın da dediği gibi ilk aşamada yapmamız gereken şey site cache'i uygulamamızın podunun içine sidecar olarak deploy etmek. Bunun için biraz Kubernetes'te bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve biraz araştırdığımız zaman karşımıza çıkan şey Kubernetes Admission Controller'lar oluyor. Şimdi biz Kubernetes'te herhangi bir şey yapmak istediğimiz zaman Kubernetes'e gönderdiğimiz request'ler aşağıda gördüğümüz bir lifecycle'a gidiyor. Bu Kube API Server'ın sizin attığınız request'in geçirdiği evreler. Burada iki tane önemli adım var. Mutating Admission ve Validating Admission kısımları. Bu kısımlarda siz request gönderdiğiniz zaman o request persist edilmeden, etc diye yani execute edilmeden siz o request'le oynayabiliyorsunuz ya da valide edebiliyorsunuz. Daha da özünde yani admission controller dediğim gibi request'lerin araya girerek o request'ler üzerinde, objeler üzerinde persist edilmeden değişiklikler yapabiliyorsunuz. Kubernetes'in bize sunduğu built-in admission controller'lar var. Mesela bunlardan biri namespace lifecycle. Nasıl bir özellik sağlıyor bu? İşte kapanmakta olan bir namespace'te bir şey yaratamıyorsunuz. Olmayan bir namespace'te bir şey yaratamıyorsunuz. Bunun kontrollerini sağlıyor. Tabii bunları extend etmek pek kolay değil. Çünkü bunlar yani Kubernetes API Server'ın içinde compile olmuş şeyler. Bununla oynayabilecek kişiler Kubernetes adminleri sadece. O yüzden kolay ve maintainable bir yol değil. Bu özelliğini extend etmek istediğimiz zaman da karşımıza Kubernetes'in Dynamic Admission Controller'ları çıkıyor. Burada kendi istediğimiz controller'ları webhook şeklinde yazıp bu request'i intercept edebiliyoruz. Biraz bu Dynamic Admission Controller'larda derinlemesine bir bakalım. Karşımıza iki tür bir Admission Controller çıkıyor. Dynamic Admission Controller. Birincisi validating webhook, ikincisi mutating webhook. Validating webhook'lara baktığımız zaman yine request'te o life cycle'da araya girip bu sefer bir şeyleri valide edebiliyoruz. Mesela örnek olarak ne verebiliriz? Bir deployment YAML'da kullanılmak istenen bir CPU var, memory var ama siz bunun için bir limit koymak istiyorsunuz. Biri sizin koyduğunuz limitlerden yüksek bir istekle geldiği zaman bunu reddedebiliyorsunuz ve Kubernetes'te persist edilmiyor bu. Ayrıca validating webhook'lar objede bir değişiklik yapmadığı için bunları paralel bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Ama dediğim gibi biz sidecar inject etmek istiyoruz. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Mutate etmek istiyoruz objeyi. O yüzden bizim işimizi görecek taraf mutating webhook'ları. Ne yapıyor bu arkadaş? Yine o life cycle'da araya girerek request'i objeyi mutate ediyor. Bunları paralel çalıştıramıyoruz çünkü aynı objeyi mutate etmeye çalışıyorlar. Örnek olarak da bizim yapacağımız uygulamanın koduna sidecar inject etmeyi söyleyebiliriz. Yani bizim kullanacağımız şey mutating webhook, dynamic admission controller. Bir de bunu bir resim olarak görelim. Sol tarafta diyelim, bu arada bizim kurguladığımız bir yapı. Sol taraftaki resource'ları bir product takımı kullanıyor. Bu takım site cache kullanmak istiyor, ne yapacak? Solda gördüğünüz gibi deployment YAML'ın içine sadece bir satırlık bir annotation ekliyor. Site inject sidecar cache. Biz bunu anlayıp daha devamında sidecar'ı inject edecek. Ama yapması gereken bir şey daha var. Bu sidecar'ın portunu girmesi gerekiyor servis YAML'ın içine. Daha sonra bu takım kubectl apply deyip bu resource'ları Kubernetes'te persist etmek istediği zaman bahsettiğim lifecycle başlıyor. Ardından bu lifecycle'ın içinde Kubernetes bizim injektörümüze bir request atıyor. Sonra bizim injektörümüz, sidecar injektörümüz buradaki annotasyonu anlıyor ve deployment YAML'ı manipüle ediyor. Ne yapıyor? Bizim sidecar'ımızı bu deployment YAML'ın içine koyuyor. Ki bununla beraber de pod yaratılırken bizim site cache'imiz de sidecar olarak ayağa kalkıyor. Devam edebiliriz. Peki tamam, şimdi bizim cache'imizi sidecar olarak deploy edebiliyoruz uygulamamızın yanında. Kenan'ın anlattığı pattern'ı kullanabiliyoruz. Ama Kenan'ın anlattığı pattern'a erişebilmek için önümüzde bir engel daha var. Dışarıdan gelen istekleri önce tabii istediğimiz endpoint'lerde bizim cache'e göndermek istiyoruz. Geri kalan endpoint'lerde de app'e göndermek istiyoruz. Yani bu functionality'yi nasıl kazanabiliriz? Bunu araştırmaya başladık. Biz hali hazırda zaten istiyor'yu service mesh olarak kullanıyorduk. Podlarımızın içinde requestlerin geldiği bir istiyor proxy çalışıyor. Biz bunu istiyor'yla nasıl çözebiliriz diye baktığımız zaman karşımıza üç farklı yol çıktı. Bunlardan ilk ikisi envoy proxy'yi konfigüre eden Lua filter ve envoy filter çözümleri.
Bu çözümler biraz daha kompleks. Yani takımlar sonuçta biz takımların problemini çözmeye çalışıyoruz ve bu yani bizim kurguladığımız sistemi her takım takip edecek. O yüzden olabildiğince basit yapmaya çalışıyoruz. Ve Loa filter ve Envoy filter bize kompleks geldi. Her takım bunu ayak uyduracağını düşünmedi. Ve sonrasında karşımıza Virtual Service denilen bir CRD çıktı. Bu Istio'nun bize sunduğu bir şey. Ve çok kolay bir şekilde request'leri reroute etmemizi sağlıyor ve birazdan bahsedeceğim artı özellikler de sunuyor. Bunlardan dolayı biz virtual servislerle ilerlemeye karar verdik. Biraz daha ayrıntılı anlatalım virtual servisi. Yani basitçe virtual servisin içinde diyorsunuz ki şu pete gelen get request'leri 9191 petine gönder, diğer portuna gönder, diğer request'leri de 8080 portuna gönder. Yani burada ne diyoruz? 9191'de sidecar çalışıyor, 8080'de app çalışıyor. Virtual serviste bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Birazdan YAML üzerinde de göstereceğim size. Az önce dediğim gibi Envoy filter ve Loa filter çözümlerinden de daha kolay. Ya bunlara ek olarak da bize sunduğu bazı avantajlar var. Mesela fault injection'ı engelleyebiliyorsunuz. Retry ve timeout management gibi özellikleri de sunuyor bize. Bu gibi sebeplerden dolayı reverse proxy olarak biz virtual servisi kullanmaya karar verdik. Burada ufak bir örnek verdim. Diyelim ki FOA adında bir application'ımız var. Burada virtual servisin altında HTTP kısmının altında önce bir match kısmı var. Burada direkt bir path de belirtebiliyorsunuz ama ben direkt metot belirttim. Get olan bütün bir metotları aşağıdaki root kısmında da direkt phone'un endpoint'i, direkt main endpoint'in de gelen get isteklerini 9191'e gönder diyoruz porta. Onun dışında ise gelen bütün request'leri bir match belirtmeden 8080 portuna gideceğini söylüyoruz. Ya bu kadar basit bir şekilde takımlar rerouting işlemlerini yapabiliyorlar. O zaman şimdi elimizde ne var? Sidecar olarak inject edebiliyoruz. Virtual servislerle beraber requestlerimizi sidecar'a yönlendirebiliyoruz. Süper. Şimdi biraz da sidecache'den bahsedelim. Biz sidecache'i Golang ile implement ettik. Ve cache olarak da Couchbase'i kullanmayı tercih ettik. Genel olarak yani fonksiyon açısından bahsetmek gerekirse bizim belirttiğimiz az önce virtual servislerde belirttiğimiz gibi bizim istediğimiz bir endpoint'e, bizim istediğimiz metotla geliyorsa sidecache bunu karşılıyor. Ne yapıyor? Eğer istenilen response cachelenmişse direkt dönüyor bunu. Ama eğer istenilen response'u Couchbase'de bulamadığı zaman o request'i localhost üzerinden bizim app'imize iletiyor. Bu gayet hızlı bir şekilde gerçekleşiyor yani dışarıya çıkmadığı için. Daha sonra API buna bir response dönüyor bizim site cache'imize. Ama içinde bazı bilgiler barındırıyor. Header'da. Biz header'da neleri istiyoruz API'den? Bir TTL istiyoruz. Ne kadar süre tutayım bu bilgiyi? Ve response'un da nerelerini tutmam gerektiğini de specify edebiliyor takımlar. Genel olarak özellikleri bu şekilde. Şöyle bir ek bilgi de var. Diyelim takım TTL süresini uzun verdi ama bir değişiklik oldu. Cache'i invalide etmek istiyor. Bunun için de sunduğumuz çözüm bir tane endpoint verdik takımlara. Oraya invalide etmek istedikleri response'u söyledikleri zaman Couchbase'den kaldırıyoruz bunu. Sidecache de bu şekilde. Biraz metriklere bakalım. Biz Sidecache'i deploy ettikten sonra neler yaşandı uygulamalarımızda. Gördüğünüz gibi throughput'ta ve search rate'te ciddi bir azalma yaşandı ve uygulamalarımızın harcadığı uygulamamıza binen yük çok ciddi bir oranda azaldı. Diğer bir sonraki örnekte de cache rate'e bakalım. Burada da gördüğünüz gibi %26 olan oranında bir hit rate'imiz var. Yani diyebiliriz ki uygulamamızın üzerinden %25-30 arası bir yük aldık. Metriklerimiz bir de bu şekilde. Genel olarak baktığımız zaman ortaya bu şekilde bir resim çıkıyor. Takımlardan bir adet deployment YAML, deployment YAML'ın içine yazılacak bir annotation. Servis kısmında istedikleri bir port, localhost üzerinde ve de virtual servis YAML'la beraber orada belirtecekleri bir rerouting mekanizması. Tabii bu arada şunu da ekleyeyim, sidecache mekanizmamıza sahip olmak için takımların Istio'da da kullanması gerekiyor. Daha sonra takımlar bu resource'larını belirttikten sonra biz injektörümüzle araya girip sidecar'ı inject ediyoruz. Daha sonra Istio'da da virtual servisle beraber istenilen request'leri sidecar cache'e yönlendiriyor. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Varsa sorularınız cevaplama aşamasına geçebiliriz.
Bu Teşekkürler. arada yarın da bir atölyemiz var 4 çeyrekte. Beraber injektör nasıl çalışıyor, resource'larımızı nasıl hazırlıyoruz, Sidecache nasıl çalışıyor, virtual servis nasıl yapıyoruz, bunlardan bahsedeceğiz. Hepinizi bekleriz. Teşekkürler.